أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق الله العظيم Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz tabiatta varlıkları çift olarak yaratmış. Hayvanatı, bitkiyi, nebatatı çift yarattığı gibi insan oğlunu da erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Nahl Suresi 72. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar var etti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Peygamberimizin ifadesiyle o iki cins, erkek ve dişi, birbirinin benzeridirler ve birbirlerini koruyucudurlar. Yüce Rabbimiz de bu konuda hünne libasun lekum ve entum libasun lehunne buyurarak onlar sizin için birer örtü, siz de onlar için birer örtü ve elbisesinizdir buyurur. İslam hayatı, vicdanı, nesli, aklı, malı ve çevreyi korumak ve bunlara yönelen tehditleri bertaraf etmek için bir takım kurallar koymuştur. Bu kurallara insanların da titizlikle dikkat etmelerini emretmiştir. Evlilikle ilgili, insanların iki cinsin birbiriyle olan münasebetiyle ilgili de kurallar koymuş. Dolayısıyla İnsan neslinin devamı için erkekle bayanın nikah yoluyla beraberlik kurmalarını ve neslin temiz bir şekilde devam etmesi için bu evliliklerin Allah rızası ve Allah'ın emanetiyle yürütülmesini emretmiştir. Dolayısıyla neslin bozulmasına, İnsan ırkının bozulmasına, fesadın yayılmasına sebep olacak nikah dışındaki her türlü ilişkiyi de yasaklamıştır. Buna adına zina demiş ve haram kılmıştır. Dolayısıyla insan ilişkilerinde cinsel olarak ilişki kurulacaksa nikah usulüyle ve karşı cinsler erkek ve bayanın kendi aralarında nikah usulüyle ilişki kurmalarını istemiştir. Dolayısıyla eşcinselliği ya da başka türlü birleşimleri Yüce Rabbimiz kesinlikle yasaklamıştır. Yüce Rabbimiz insandan ilk yaratılış şeklini korumasını istemiştir. Çünkü temiz, nezih bir neslin devamı ve bu nezih insanlardan güzel medeniyetlerin inşası için yaratılış halini korumak son derece önemlidir. Onun için Rum Suresi 30. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yarattıysa ona yönel. Fıtratallahilleti fedarannâse aleyha. Dolayısıyla bu ayete baktığımız zaman biz insan olarak aynı zamanda neslimizin yaratılış fıtratını da korumakla vazifeli olduğumuzu öğreniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah usulüyle Allah'ın emriyle evlilikleri emretmiş ve bunun dışındaki bir uygulamayı sünnetinden uzaklaşmak olarak kabul etmiştir.
اَنْنِكَاحُ سُنَّتِي Nikah benim sünnetimdir. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي buyurarak hukuki manada bir anlamı olan nikah ile evlilikleri tavsiye etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, aile ve nikah yoluyla kurulan birliktelik insana sükunet aşılayan bir nimettir. Kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir gönlü ancak iyi bir eş teskin edebilir, mutlu edebilir. Sevginin en güzeli, en sıcağı, müşfik, dost eli elbette hayatın yaşanılabilir olması bir temiz bir eş aracılığıyla mümkündür. Onun için evlilik tavsiye edilmiş, evlilik dışı ilişkiler yasaklanmıştır. Kurumların devamı için elbette kanunlar, yazılı kanunlar yapılmış. Rabbimiz de dünyaya koyduğu nizam için bir takım kurallar, yasaklar, emirler getirmiş. Ama bunun dışında insanın imtihan noktasında olduğu efendim sözlü, örfi kurallar da söz konusudur. Onun için evlilikle ilgili, aile kurmakla ilgili belki yazılı değil ama mühim bir kural da o aile birliğinin sevgi üzerine kurulmuş olmasıdır. Sevgi, şefkat ve merhamet üzerine bir yaşam ancak güzel bir sonuç verecek, mutluluk verecek, huzur verecektir. Onun için Yüce Rabbimiz ayeti kerimede Rum suresi 21. ayeti kerimede Estaizu billah وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ buyurarak eşler arasında evlilik yoluyla efendim onlara bir sükunet, bir meveddet ve rahmet vermesinin kendi varlığının delillerinden olduğunu ifade ederek aile birlikteliğinin rahmet ve şefkat, merhamet üzere olması gerektiğini görüyoruz. Meveddeten ve rahmeten kıymetli kardeşlerim, Allah her zaman söylüyoruz, evlenen kişilerin yardımcısıdır diyoruz. Ayeti kerimede de öyle zikrediliyor. Fakirlerinizi evlendiriniz, Allah onları zengin kılacaktır. Ama burada dikkatimizden kaçmaması gereken mühim bir şey var. Evliliklerde eşlerin çeyizine koyulmuş en kıymetli çeyiz, Rabbimiz tarafından verilen meveddet ve rahmettir. Eğer Allah eşler arasında sevgi ve merhameti var etmeseydi, evlenirken çeyizlerine onu koymasaydı, yabancı iki insanın birliktelik kurması ne kadar zor olurdu. Elbette ki sevgi mühim, sevgisiz aslında hiçbir güç hareket etme şansı bulamıyor. Dolayısıyla sevgi ailede mühimdir. Biz de diyoruz ki gelin ailelerimiz hazır şu an ailelerimizle de çok vakit geçirdiğimiz vakitlerde bu mevsimde özellikle de Ramazan-ı Şerif'te hep beraber olduğumuz ailemizde sevgiyi, şefkati ve merhameti hakim kılalım. Gelin birbirimize sevgiyi öğretelim. Rabbimizin bize fıtratımızda hediye ettiği o güzel nimeti, sevgiyi ve merhameti büyütelim, yüceltelim, yükseltelim ve ailemize hakim kılalım. Kıymetli müminler, sevgi Allah'ın verdiği bir nimettir dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki,
Allah rahmeti 100 parçaya böldü. Bunlardan sadece birisini yeryüzüne, kainata dağıttı. İşte bu bir parça ile canlılar birbirine merhamet eder. Hayvanlar çocuklarına ayağını basıp acıtmasın diye ayağını yukarıda, işte bu rahmet vesilesiyle tutar buyuruyor. Onun için sevginin ve merhametin kaynağı Yüce Rabbimizdir. Öyleyse bütün sevgiler de o rahmetin sahibi, o sevginin kaynağı olan Yüce Rabbimizi sevmekle başlar. Onun için evlatlarımıza öncelikle seveceğimiz şeyleri çok iyi belletmemiz lazım. Gerçek manada mümin olmak için Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek gerektiğini Yüce Peygamberimiz buyuruyor. Onun için nereden başlayacağımızı iyi bilmemiz lazım. Sevgi Kur'an ve sünnette az önce de zikrettiğim gibi birçok isimle anılmakla beraber daha çok meveddet, merhamet, re'fet ve muhabbet ifadesiyle kendini gösterir. Her bir milletin bu duygusunu ifade ettiği kendi cümleleri vardır elbette. Muhabbet nedir? Nefsin kendisine uygun ve münasip olana, kendisine hoşnutluk verene meyletmesidir. Bir tabii durumdur. Tabiatında olan bir şeydir. Onun için kıymetli kardeşlerim, sevgi son derece mühim. Niye mühim? İnsanın yaratılışında var olan bir özdür. Onsuz düşünülemez, insan sevgisiz gelişemez. İnsanın yeme içme ve güvenden sonra, bu çok mühim kardeşlerim, insanın yeme içmeden sonraki üçüncü sırada en çok ihtiyaç duyduğu temel ihtiyacı sevgidir. Bebeğin temel gıdası sevgi, benimseme ve ilgidir. Ne kadar yaşlanırsak yaşlanalım, bu duygularımız hep devam etmektedir. Bu yüzden sevgi kişi için bir varlık meselesidir. Sadece kişi için değil, biraz sonra da zikredeceğiz, aile için bir varlık meselesidir. Nikahla evlilikler kurmak yetmiyor, ailede sevgi hakim değilse. Efendim, mahallede kanun yapmak yetmiyor, eğer kişilerin birbirine sevgisi ve merhameti yoksa. Dünya kanunlarla yönetilemiyor, insanların birbirine şefkati ve merhameti yoksa. Onun için sevgi, şefkat ve merhamet varlık meselesidir. Çünkü sevilmediğini hisseden bir kişi o toplumda kendisine yer bulamaz. Varlığını tehlikede görür. O yüzden varlık meselesidir diyoruz. Her diri kişi, her canlı kişinin ilk sevdiği kendisidir. Kişinin kendini sevmesinin manası tabiatında varlığının devamına bir meyil olduğu, varlığının devam etmesini istediği için kendisini de seviyor. Ama varlığının yok olma ihtimali de onu nefrete sürüklüyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de insanın varlıkla ilgili sevgisini ayet-i kerimede, Ali İmran 14. ayet-i kerimede زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ insana mal sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi verilmiştir buyuruluyor kısaca. İnsan neden çocuğu sever? Çocuk sevgisi, çocuk insanın kendi varlığını devam ettireceği düşünüldüğü için, yani varlığını devam ettiren bir nesne olarak, bir alet olarak görüldüğü için sevilir. Yine diğer taraftan mal neden sevilir? Çünkü mal insanın kamil olmasına bir katkı sağlar. İnsan varlığını nasıl çok arzu ediyorsa tam olmasını da arzu eder. Onun için varlık meselesidir diyoruz. İnsanın muhabbetine sebep olan şeylerden, temellerden birisi de ihsandır. Zira
İnsan ihsanın kuludur. Kalpler kendilerine ihsan edeni sevmek üzere, kendilerine kötülük yapandan da nefret etmek üzere yaratılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir duada bulunmuştur. Ey Allah'ım, facir bir kimsenin iyiliğini boynumda bırakma ki kalbim onu sevmiş olmasın. Yani her bir insan yapılan iyiliğe karşı bir sevgi ve muhabbet besler. Dolayısıyla yapana karşı besler. Bir hadis-i şerifte yine Efendimiz sizi nimetleriyle besleyip doyurduğu için Allah'ı seviniz buyurmaktadır. Demek ki ihsan sevgiye bir dayanaktır. Onun için kıymetli kardeşlerim, ailemizde de toplumumuzda da sevgiyi artırmalıyız. Ben burada bir ayeti kerimede bunu çok dikkatimi çekti. İyiliklerin sayesinde Yüce Allah'ın kalplere sevgi ve merhamet verdiğini görüyoruz. Estağfirullah, innel lezine amenu ve amilus salihati, iman eden ve salih amel işleyenler. Seyec'alu lehumur rahman vudda. İşte Allah onlar için kalplere bir sevgi yerleştirecektir. Öyleyse sevgiyi nasıl artırırız ailemizde? Ben bunu da yine Yüce Rabbimizin kimi sevip kimi sevmediği ile ilgili ayetlere baktığımda şöyle onlardan referans alarak diyorum ki şu hususlara dikkat edersek hem ailemizde hem toplumda sevgi yaygınlaşır. Allah kimi sever? Muhsinleri sever. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Darlıkta, kolaylıkta efendim infak edenler, kızdıklarında efendim affetmeyi bilenler, bağışlayanlar, işte ihsan sahibi bunlardır. Allah da bunları sever. Bir ailede muhakkak ihsan öne çıkması lazım kıymetli kardeşlerim ki sevgi daim olabilsin. Bir ihsanı öne çıkarmalıyız. İyilik ve hayrın, güzelliğin ve güzel davranışın her birini kendinde toplayan kişiye muhsin diyoruz. Dolayısıyla her bir işte iyiliği düşünerek devam etmek. Tövbe edenleri Allah sever. Dolayısıyla bir hata işlediğimizde eşimize karşı, büyüklerimize karşı hata işlediğimizde af dilememiz sevgiyi güçlendirir. Muttakileri Allah sever. Dolayısıyla bizler de takva nedir diye düşünürsek bir şeyden sakınmak, korunmaktır. Mesela Allah sevgisini kaybetme korkusu takvadır. Öyleyse ailede huzur ve sevgiyi kaybetme korkusu da takva ile ilişkilidir. O yüzden aile sevgisini kaybetme, ailenin birlikteliğini kaybetmekten korkmak gerekir. Allah adildir, adil olanları sever. Dolayısıyla ailede sevgiyi yüceltecek şey kişiler arasında adaletli davranmaktır. Sabredenleri Allah sever. Öyleyse ailemizde karşılaşacağımız her türlü sıkıntıya karşı çok büyük bir sabırla mücadele etmeliyiz. Yine mütevekkil olanları Allah sever. Yani Allah kendisine güvenenleri sever. Aile de güven üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla güven esas olmalıdır. İnsanların arasında sevgiyi güven ortaya çıkarır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, sevgi merhameti, efendim merhamet de sevgiyi doğurur. O yüzden biz birbirimize karşı merhamet etmekte sorumluyuz. Merhamette, merhamet sevginin ortaya çıkan tezahürüdür. Yani sevgi varsa merhamet olur. Merhamet devam ederse sevgi efendim devam eder. O yüzden biz, Efendimiz buyuruyor ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökten de size merhamet insin. Bir gelin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla bitirelim. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Bu duyguyla Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun.
Ailelerimize Rabbim huzur ihsan eylesin. Başımızdaki musibetleri, belaları def eylesin. Allah cümlenizden razı olsun.